Malumunuz Cristiano Ronaldo. Evet. Ve çok sık da ismi anılıyor. Şu anda kendisi de boşta. Dünyanın en önemli futbolcularından birisi. Tabii siz maddi gerçekliğe vurgu yaptınız. Daha önceki açıklamalarınızda da vurgu yaptınız ama ben yine de sormak istiyorum. Nedir düşünceniz? Nesini soruyorsun yani? Yani Kadroda görmek ister kadronuzda mesela görmek ister misiniz? misiniz? Ya böyle bir soru yani şimdi düşünebiliyor musun? Cristiano Ronaldo'yu kadronuzda görmek ister misiniz? Ya buna hayır demek mümkün mü yani? Bunu Şimdi diyebilirsiniz biz başkanım. Belki ekonomik efendim yani gerekçeleri şimdi yani söyleyebilirsiniz. ya sorunun çıplak şekli düşündüğün zaman Cristiano Ronaldo'yu hangi hoca veya hangi yönetim kadrosuna almak istemez? Sadece futboluyla değil. Uluslararası şöhreti, ünüyle, yani ülkeye, Tecrübesi. kulübe sağlayacağı getirilerle falan böyle bir şey, hayır ben Ronaldo'yu istemiyorum diyemezsiniz. Ama bir de bunun şöyle bir yönü de var. Yani dünya yıldızı olmuş, dünya yani yaşamış en önemli futbolculardan birkaç futbolcudan bir tanesi olan bir kişiyi ben bunu istemiyorum diyerek yani onun şeyini küçültmek yahut da böyle bir şey olmaz. Biz öyle demiyoruz, evet. Elbette ki isteriz. Fakat koşullar yani Evet. dünya yani futbol ekonomisinin getirdiği koşullar çerçevesinde Cristiano Ronaldo'nun bir Galatasaray'la oynamasını gerektirecek mali yapıya sahip miyiz, değil miyiz ona bakmak lazım. O itibarla ben bugün böyle bir Galatasaray'ın böyle bir imkanı olma. Elbette ki tabii bu yakıştırma nereden geliyor biliyor musunuz? Şimdi Cristiano Ronaldo en büyük yani en önemli bir iki futbolcudan birisi. Millet bunu Galatasaray'a yakıştırıyor. Çünkü Galatasaray'da bir dünya markası ve Türkiye'deki en önemli futbol markası olduğu için Cristiano Ronaldo ile Galatasaray'ın isminin beraber anılması son derece olası. Ama bizim koşullarımız yani onun beklentisini karşılayacak nitelikte olduğunu düşünmüyorum. Haziran'ın ortasında bir yerde seçildik. Kulübe mazbatayı almamız falan biraz daha Haziran sonuna doğru yaklaştı. İşte sistemin oturması, görevlerin dağılması falan Haziran sonunu buldu. Daha önceki dönem itibariyle de herhangi bir seçim transfer çalışması yapılmadı ve bu konuda da ilgili daha önce teknik heyetin bize ulaştırdığı bir rapor yoktu. O Çünkü itibarla teknik heyet efendim. yoktu efendim. Yani teknik heyet yoktu aslında. Yani bir geçiş dönemi vardı Tamam. o. Şimdi dolayısıyla bizim transfer çalışmalarımız geç başladı ve kadronun kurulması, son şeklini alması bayağı bir süre aldı. Hazırlık dönemi onun için biraz istediğimiz performansı giderek sağladık. Yani 14. haftaya Evet. gelirken en üst seviyeye çıkardık. Başakşehir maçı. Buradaki en önemli husus bizim kurduğumuz takımın bir hazırlık sürecinden geçmemesiydi.